Şimdi bir yandan da en düşük emekli aylığına dönelim tekrar. 2500 lira bir zam yapıldı. 12.500 liraya yükseldi en düşük emekli aylığı ama yapılan zam açlık sınırının yarısı baktığımızda. Dolayısıyla Ankara'da emekli örgütleri Ankara'da protesto ediyorlar. Bu durumu sefalete teslim olmayacağız diyorlar. Muhabirimiz Barış Yalın Kılınç o protestoları takip ediyor. Merhaba Barış. 12.500 lira açlık sınırının çok altında arkanda toplanmış olan KESK'i görüyorum. Başka hangi örgütler var ve tabii ki açıklamaların detayları sende. Serap Belavacık, Adalet ve Kalkınma Partisi bugün meclise asgari ücretteki en düşük emekli aylığı ile ilgili bir kanun teklifi getirdi. En düşük emekli aylığının 12.500 liraya, 10.500 liradan 12.500 liraya çıkarılmasını öngörüyor bu teklif. Peki bu teklife ilk tepki nereden geldi? İlk tepki emeklilerden geldi. Kamu Emekçileri Sendikası'nın öncülüğünde tüm emekli sendikası, emekliler sendikası, DİSK ve pek çok emekli derneği bugün Ankara'da Sakarya Caddesi'nde toplandı ve bu ücreti yoksulluk ücreti olarak tanımlıyorlar burada. Bizi yoksulluk ücretine mahkum etmeyin diyorlar hep bir ağızdan. Şu anda kameraman arkadaşım Haydar Öztürk de sizlere gösteriyor. Sefalet ücretine teslim olmayacağız. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yıllarca emek verdik, çalıştık. Özellikle kamu emekçileri. Biz kamuda çalıştık, memur emeklisiyiz ve bu ücretleri kabul edemiyoruz diyorlar. Önemli itirazlardan biri de TÜİK'ydi. Az önce KESK'in açıklamasında TÜİK vurgusu ön plana çıktı. Bu zam sepetini yani enflasyon sepetini bize mutlaka ve mutlaka açıklamalısınız. Hatta sepeti açıkladığınız gibi hangi marketten bu sepeti hazırladıysanız, hangi marketten alışveriş yapıyorsanız söyleyin, biz de bunu bilelim dediler. Çünkü bu fiyat artışları bizim sokakta yaşadığımız, bizim markette gördüğümüz artışlarla örtüşmüyor dedi. Bir de şöyle hep birlikte bankartlara, dövizlere bakalım. Emeklilerin elinde ne var? Ekmek, peynir, çay. Vay emekli, vay diyor emekliler. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız ve TÜİK elini cebimizden çek. Buradaki sloganlardan biri zaten TÜİK elini cebimizden çek. Emekli bir vatandaş da TÜİK elini cebimizden çek sloganını pankarta taşımış. Tekellerin vurgun düzenine son verilsin diyor emekliler bir yandan. Tabii ki sadece KESK değil, DİSK de burada. Emekli dernekleri hep birlikte bugün öne sürülen en düşük emekli maaşı teklifine tepki gösteriyorlar. Bir yandan da bizim çocuklarımız var, torunlarımız var. Biz onlara harçlık veremez hale geldik diyorlar. Kiralar da emeklilerin gündeminde. Bugün büyük şehirlerde bir kira nereden baksanız 20 bin liraya yaklaştı. 12.500 lira emekli aylığı alan bir emekli nasıl geçinecek? Bu soru az önce burada soruldu ve kalabalık hep birazdan geçinemeyecek cevabını verdi. Biz bu açıklamayı takip edeceğiz. Yine en sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız Serap Belavacık'la. Evet, emeklilerin çığlığı sesi bu şekilde. 12.500 lirayla iktidar geçinebiliyorsa, bırakın bir ayı, bir hafta geçinebilirlerse biz de buradan tabii ki onu da ekrana taşırız. Ama gerçekten rakam açlık sınırının çok altında, yoksulluk sınırını saymıyoruz bile. 65 bin liraya ulaştı yoksulluk sınırı. Biz de onların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Başka bir haberle devam edelim. Sahte Yeni Pazar Üniversitesi'nin rektörü Ali İlseven bir üniversiteyle sınırlı kalmadı bakın. Sahte Freud Üniversitesi'nde kurdu. Üniversiteler sahte. Lise mezunu olduğu iddia ediliyor. Bu kurucunun da İlseven'in de dolandırıcılık ağına yeni isimleri hızla ekliyor.